Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta 16. hafta videosunu çekiyorum. Normal diğer çektiğim haftalara göre biraz böyle içerik açısından farklı bir şeyler denemek istedim. Bu şekilde severseniz bundan sonra bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Biraz böyle ufak gündelik hayatımızdan kesitler koymak istedim bu videoya. Umarım keyifle izlersiniz. Bu hafta neler olduğuyla başlamak gerekirse bu hafta sırt ağrısı eklendi. Gerçekten inanılmaz yani tam ciğerlerimin arkasında bel ağrısı değil ama böyle sırt ağrısı. Uzun süre ayakta kaldığımda ya da böyle oturarak bir şey yapmak zorunda kaldığımda yemek yaparken, bulaşık yıkarken falan böyle biraz bile ayakta kalsam ciddi şekilde bir sırt ağrısı başladı. İşte Gürkan'a, çocuklara kime bulduysam sırtıma olduruyorum. Böyle bir şeyle tanıştık bu hafta. Bilmiyorum yani vücudumdaki bu ağırlık merkezinin değişmesiyle de doğru orantılı muhtemelen ama genelde hani bel ağrısı diye düşünürdüm ben. Hani sırt ağrısı diye düşünmüyordum. Bilmiyorum siz ne yaşıyorsunuz? Hani aynı haftalarda olan arkadaşlarım yazarlarsa sevinirim. Tabii şu an yaşım da ilerledi. Hani diğer gebeliklerim gibi değil. O yüzden farklı şeyler yaşıyor olmam da normal. Her gebelikte farklı şeyler yaşanıyor olması da normal. Ama sizde de eğer varsa böyle sırt ağrısı problemi, neler yapıyorsunuz, ne gibi şeyler önerebilirsiniz, yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu haftanın en güzel haberi artık Mia'nın hareketlerini ufak ufak hissetmeye başladım. Yani aslında böyle hem bekliyordum hem beklemiyordum. Diğer bir önceki videomda bahsetmiştim hatta size. 16 artı 2'de ilk hissettim. Hareketini böyle pıt diye böyle bir şey patlamış gibi, ufak böyle hani popcorn patlamış gibi oldu. Daha öncelerde de böyle hissediyor gibi hissediyordum kendimi ama çok da emin olamıyordum Mia olup olmadığını ama bu hafta gerçekten emin oldum ve gün geçtikçe de daha böyle bariz hissetmeye başladım. O çok heyecan verici gerçekten. Hani normal otururken bir anda böyle hani kendisini bana hatırlatıyor gibi oluyor ve inanılmaz mutlu oluyorum. En güzel verebileceğim haber bu hafta için. Çocukların bu hafta Christmas konserleri olacak. Hem Efe'nin hem Ege'nin farklı günlerde. Bu arada burada bu Covid ile ilgili de önlemler biraz kısıtlaştırılmaya, katılaştırılmaya başlandı diyebilirim. Normalde herhangi bir kısıtlama yoktu ama şu an her çocuğun ailesinden sadece bir kişi gösterilerine katılabiliyor. İşte maske zorunlu vesaire onlar zaten var. Normalde Londra içerisinde maske zorunluluğu tekrar başlatıldı. Kapalı alanlarda işte transportta tekrardan kullanılması zorunlu hale getirildi. Aslında babam da ayın 11'inde, 11 Aralık'ta buraya geliyordu. Biletini de almıştık ama işte bu Covid durumları sebebiyle bileti iptal ettik. Belki baharda biraz daha düzelirse o dönemde değerlendiririz diye düşünerek babamın seyahatini iptal ettik. Biraz böyle onun üzüntüsü var. Çocuklar gün sayıyordu çünkü yine. Ama hem onun sağlığı için hem bizim sağlığımız için hani bu şekilde yapmamız en doğrusu diye karar verdik. Neyi anlatıyordum? Çocukların konseri var, Christmas konseri var. Onun için okuldan mesaj geldi. İkisine de birer jumper, Christmas temalı bir jumper almam gerekiyordu. Çocukları jumper ararken sizi de gezdirmek istedim. O yüzden hep birlikte isterseniz onları izleyelim. Neler almışım, ne yapmışım, nereleri gezmişim biraz bakalım. Kısa kısa göstermek istiyorum size. Hadi izleyelim. Şunlar çok hoşuma gitti. Geçen Next'te de gördüğüm gömleklere benziyor. Bu 8 pound. Şu da güzel. Şöyle göstereyim. Bu rengi daha soft, böyle keten gibi bir kumaşı var. Bu da 8 pound. Burada çok fazla alternatif kalmamış. Şu var, onu çok sevmedim. Böyle bir şey var, bundan geçen sene buna çok benzeyen vardı. Bunlar ufak. Böyle bir şey kalmamış. Çok seçenek yok. O yüzden bir de şöyle bir kırmızı kazak var. Bunun fiyatı da 9 pound. Bilmiyorum, şu ikisi en bana yakın olanı ama şimdi Next'e falan da bir bakacağım. Daha güzelini bulursam oradan alırım. Next'e geldim. Şimdi burada da bakalım. Christmas jumper'ı bulabilecek miyiz? Sanırım hepsi burada. Böyle bir şey var. 14 poundmuş. Yani. Böyle tişörtler var. Pijama üstü gibi ya bunlar. Hiç güzel değil.
şu biraz güzelmiş ama bu da tek kalmış herhalde. O yüzden bu da büyük. Bizimkiler 21 pound zaten. Bir gün giyeceği bir şey için de gerek yok bence. Şunların ikisine bayıldım. Çok tatlı. Kumaş böyle kadife gibi. Bunun daha böyle keten gibi bir kumaşı var. Ay ama bilemedim ya. Bunun fiyatı ne kadar yazmıyor. Bununki 16'ymış. Şuradaydı. Bu da 17'ymiş. Ya bir kadar vardı bir tane. Şuna bakar mısınız ya? Bu nedir ya? Bana bunu söyleyin yani. Şu nedir? Şu elimden pay biçim. Çok güzeller. Ama burada FLG Christmas için bir şey bulamadım. Ama buranın bebek bölümü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani inanılmaz. Fiyatları da çok uygun bir de. Ama dün online'dan sipariş verdim zaten bir şeyler. O yüzden bugün kendime ne yapıyorum? Frenliyorum. O yüzden bir şey almayacağım. Şöyle bir genel göstereyim yine. Şunu aldım ben. Böyle arkası kulaklı falan. Gelince yine gösteririm. Şu takımı almıştım. Size göstermiştim. Onun müslinlerini buldum. Müslinlerini aldım. Bir de şöyle bunun kısa kolusunu, kolusunu değil de kısa kolusunu aldım. İçine takım. Yani battaniyesi olsaydı hastan çıkışı yapardım da müslin de takım olmuş oldu. Bunu geçen yine göstermiştim. Sanırım Allah'ım böyle çok tatlılar. Ben normalde şu an FLG'ye kazak bakıyor olmam lazım değil mi? Şu ayakkabılara göstereyim mi? Böyle yağmur botları falan var. Fikir olsun size. 15 pound. Şöyle. Değişik değişik. Rengarenk. Bir de şimdi bakın erkeklere geçiyoruz. Bakıyoruz hiçbir şey yok. Şu güzelmiş, bu fena değil. 17 pound. Öyle. Karşıda River Island var. Bir de oraya bakacağım. Christmas jumper için. Ondan sonra orada da bulamazsam eğer gideceğim şeye. H&M'de gördüğüm gömleklerden birini almaya. Ya şöyle şunların büyükleri olsa. Bunlar ufaklarda var. 16 pound'muş. Şunu geçen yine göstermiştim size. Bu da çok tatlı. Şurada da biraz. Ay bu nedir? Bu nedir peki? Eteğiyle birlikte bakar mısınız? Eteğin boyunu. Şaka gibi. Ay benim buna benzer bir eteğim vardı. Bursa'ya gidince kıyafetlerini de getireceğim. Bebek eteğim. Kızıma giydiririm inşallah. Okula böyle gideceksiniz işte. Ceket değil o tişört. Ha? Kot giymeyeceğiz mi? Üzerine giyeceksin tabii ama onu çıkaracaksın okulda, bununla kalacaksın. Sevdin mi yani? Beğendin mi? Tamam. Sen de beğendin mi? Home time'a kadar. Sen de beğendin mi? Hı-hı. Evet. İyi, ben de sizi izlemeye geleceğim işte. Tamam, bu işte böyle hallolmuş ne oldu. Ne izlemek? Sen şarkı söyleyeceksin ya, çalışmıyor musun? Dur, ben sing yaptım. Yaptın mı? Öykütmüş yalın. Peter Bang'dir olan yaptım. Hem de öğrendim. Diyor ki, tell the world that the boy has come. On diyor. Peter Bang'dir olan da. Tamam hadi. Şey, emniyet hem de Spanish yalın da var. Tamam, emniyet kemerinizi takın. Hadi gidiyoruz. Hem de bir tane daha song var. Çok seviyorum onu. Hadi Efe sen tak. Tell the world that the boy has come. Benim ifotum bugün sertifika almış. Yani, neden almıştın yani. Efe? Onu kutlamaya geldik. Ne sertifikası almışsın Efe? Reading. Ne? Reading. Reading sertifikası. Okumak. Çok ben, iyi okuduğu için. Ben de ifotum şey aldım. Ne aldın sen ifotum için? Ama sen de geçen gün almışsın zaten. İşte toplu kutlama olsun. Değil mi?
Efe'de, Ege'de görmek beni çok beğendiler. O yüzden ben de çok mutluyum. Salı günü Efe'nin konseri var. Perşembe günü de Ege'nin konseri var. İkisi de ayrı ayrı giyecekler ve okula o şekilde gidecekler. Çok heyecanlılar. Ben de uzun bir süre sonra ilk defa böyle okulda bir gösteri yapılacak. Çünkü bu Covid başladığından beri onların hepsi iptal olmuş. Aslında burada çok yoğun şekilde oluyor bu gösteriler. Sürekli aileler davet ediliyor, çocuklar sürekli gösteri yapıyorlar. Hem onların özgüvenleri, topluluk karşısında işte konuşma becerileri vesaire geliştirmeleri açısından çok önemli buldukları için burada bu tarz etkinlikler sürekli oluyordu. Ama Covid yüzünden bunlar iptal edilmişti. Covid başladığından beri ilk defa böyle bir şey yapılacak şu anda. O yüzden çok heyecanlıyım. Size biraz hem aldıklarımı göstereceğim, yine bu hafta neler aldım. Hatta bugün kargo geldi. Hiç açmadım. Burada yanında duruyor. Birlikte açarız diye düşündüm. Onlara bakarız. Bir göbüşe bakalım yine. Ne hale geldik, nasıl büyüdük. Bu arada bir tane ayna sipariş edeceğim. Boy aynası ki artık böyle fotoğrafları çekelim istiyorum. Aslında burada bir tane aynam var ama böyle çubukları var. Ben sevmiyorum yani. Bütün bir görüntü olmuyor. O yüzden bir tane de böyle boy aynası almak istiyorum. Yavaş yavaş Mia için de bir şeyler yapmak istiyorum. Yani onun odası için. Bir tane beşik beğendim ama şu an out of stock her yerden. Bir tane küçük böyle bir dolap almak istiyorum. Ona özel bir oda olmayacak. Şu an için bizim yatak odamızda olacağı için eşyalı çok fazla bir şey yapmayacağım açıkçası. Aslında bir tane küçük bir odamız var ama onu stock room gibi kullanıyoruz. O yüzden hani odayı şu an ağzına kadar dolu ve hani o odayı boşaltıp Mia'ya böyle bir sene için bir oda yapmak çok mantıklı gelmedi açıkçası. Çünkü planımız bir ev alıp oraya taşınmak ve evimizi aldığımızda Mia'ya bir oda yapmak istiyorum. O yüzden burada bir odası olmayacak. Benim odamda ona özel bir alan yaratmayı planlıyorum. Sürekli bir şeyler aldığım için artık böyle onları kendi dolabına yerleştirmek istiyorum. O yüzden şimdi böyle biraz ufak ufak bakmaya başladım. Bir tane küçük bir dolap almayı planlıyorum. Aslında böyle metal lockerlar var. Hani bu liselerde falan olur ya, yabancı filmlerde böyle demirden her çocuğun kendine ait dolabı olur. Çok güzel bir dolap buldum o şekilde. Çok ince olan bir dolap var. Bir de onun iki kapaksı var. İki kapaksı aslında çok mantıklı ama ince olan da mesela şuraya koyabilirim. Bu yatağı biraz bu tarafa çekebiliriz falan. Aslında ince olan daha da böyle ufak, çünkü yatak odam. Büyük odayı çocuklara verdik. İkisi rahat rahat oyun oynayabilsinler. Rahat alanları olsun diye. Biz Gürkan'a küçük odayı aldık. Normalde bulunduğumuz oda yatak odası. Bir beşik, işte ne bileyim, duvara bir raf, işte bir belki cibinlik, bir tane de dolap gibi bir şey buraya bir şekilde ayarlayacağım. Yapacağım yani, biliyorsunuz yaparım. Çocukların Bursa'daki odaları da gerçekten hani büyük bir oda değildi ve çok ciddi anlamda böyle üzerine uzun uzun düşünerek çok güzel bir şekilde değerlendirmiştim. Videoyu şimdi birazdan inşallah eklemeyi başarırım. Siz de izlersiniz. Fikir olur belki benim gibi, işte iki kızı olan, iki oğlu olan, aynı odada iki çocukları kalmak durumunda olan aileler için örnek teşkil eder diye düşünüyorum. O yüzden onu izleyebilirsiniz. Bu odada Mia'ya özel güzel bir alan yaratmayı planlıyorum. İnşallah size de gösteririm. Yavaş yavaş almaya başladıkça da sizinle paylaşacağım yine. Bu arada 20. hafta detaylı ultrasonu da az kaldı diye düşünmeye başladım. Çünkü artık Aralık ayına girdik. Ultrason randevum da Aralık'ın sonunda. Bu Mia'yı görebileceğim ikinci ultrason randevusu olacak. O yüzden çok kıymetli ve en uzun görebileceğim ultrason randevusu olacak. Sonra bir tane daha olacak. Ondan sonra artık doğumda inşallah görüşebileceğiz. Öyle, o yüzden onun da heyecanı var yavaştan. Onun dışında da yine aynı şekilde devam ediyor her şey. Uyku durumu biraz daha iyi sanki. Bu sık sık idrara çıkma durumu da biraz daha iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü çok aşırı su içiyorum. Gece sadece bir kere uyanıyorum. Fena değil yani şu an için. Şimdi isterseniz bir yine göbek update yapalım. Ondan sonra aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatırız. Bence bu hafta birazcık daha büyüdü, hissediyorum. Normalde zaten daha önce hamilelik yaşamamış arkadaşım bu haftalarda böyle kendini belli etmeye başlıyormuş. Benim de bu durumda şu anda böyle büyüyoruz. Bakalım daha ne kadar büyüyeceğiz, böyle mi olacağız bilmiyorum. Efe'de çünkü gerçekten şöyle şu kadar falan olmuştu. Ege'de o kadar değildi yani, onda da büyüktü ama Efe'de çok daha büyüktü karnım. Arada da bir 300-350 gram oldu doğum kiloları arasında. Bilmiyorum onun etkisi var mıydı, suyu mu fazlaydı vesaire, bilemiyorum. Ama bu arkadaş da şimdilik bu şekilde.
Çocuklara bir şeyler almaya gittim ama böyle bunu görünce dayanamadım. Şöyle bir kurşun asker aldım. 2.99'du fiyatı. TK Maxx'ten aldım. Böyle bir set halinde cüce mi ne bunlar işte. Onlardan aldım. Çok tatlılar. Yine yılbaşı ağacı için. Bunun da fiyatı 4.99. Bunu da TK Maxx'ten aldım. Onun dışında bugün gelenleri size göstereyim. Hani böyle tulumlar aldım demiştim. İşte battaniyesini bulsam hastane seti olur demiştim. Onların içine aldım. Onların için çıtçıklı body aldım. Fiyatı da 8.5 pound. Şöyle bir tanesini açıp göstereyim. Bu arada inanılmaz bir hastane çıkışı hazırlanıyor şu an Mia'ya. Bayılacaksınız. O yüzden hastane çıkışı setimiz sorunumuz, hastane çıkışı seti sorunumuz çözüldü. Böyle dizinde böyle minik minik. Gerçekten böyle tamamen el emeği ve inanılmaz güzel. Aşırı heyecanlıyım, biteceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle bir tane aldım. Hırka. Böyle bunun da fiyatı 15 pound. Şöyle kulakları var. Pembe. Tatlış. Bir hırka. O sosu hırkaya bayıldım. İlk defa şimdi açıyorum. Online'da fotoğrafına bayıldım. Ama şu an ilk defa sizinle birlikte açacağım. Bakalım gerçekte de o kadar tatlı mıymış. Görelim beraber. Ay, gerçekten çok güzel değil mi? Ay, çıldırmalık. Bunun da fiyatı 16 pound. Bunları 6-9 alıyorum Mayıs'ta doğacağını düşünerek. Ay, inanılmaz şeker. Yine çiçek tabii ki. Çiçekleri taktım biliyorsunuz. Bunu yine aynı desende aldım. Müslin setini aldım. Bu da 8 pound. Yani Next'in fiyatları inanılmaz güzel. Yani gerçekten fiyat performans açısından değerlendirdiğinizde cidden çok başarılı. Şöyle Müslin bezler aldım. Bunlar 80'e 80'miş. Şöyle göstereyim. Tatlış desenleri var. Şöyle bu yine o tavşanlının takımı. Bunda böyle minicik ufacık çiçekleri var. Bu da o tavşanlının beyazı. Şöyle göstereyim. Öyle. Bunu H&M'den aldım. Böyle bir elbise. Bunu büyük almıştım. Bu da aynıymış. 6-9. Kışın işte çoraplarla falan yattığı yerde elbise giyer. Bunu da H&M'den aldım. Bunlar bu arada yeni sezon. Almayı düşünüyorsanız. Organik banyo havlusu. Bu da 80'e 80 fiyatı. Bunun yazmıyor. Bakarsınız. Böyle işte kare. Burası da işte baş kapısı için yeri var. Yumuşacık, organik bir havlu. Çocuklara da işte zaten videoda görmüştünüz. Böyle desenli birer gömlek aldım. Bunların da fiyatı yine ne kadarmış? 8 pound. Şöyle göstereyim. 8 pound. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer öyleyse videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.